Hastanede yatan nötropenik hasta kan kültüründe izole edilen mikroorganizma trimetoprime duyarlı ancak sefalosporine, karbapeneme, aminoglikozide ve dahi kinolonlara dirençlidir. Bahsi geçen en olası mikroorganizma ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Cevap oksidaz pozitiftir, yanlıştır. Bahsi geçen bakteri bir garip bakteri sitenotrofomanas maltophilia yani S.M şeklinde. Nasıl aklımda tutayım? Bir garip bakteri Stenotrophomonas maltophilia demire dirençli, leblebiye duyarlı. Arkadaşlar en geniş spektrumlu beta-laktam olan karbapenemlere sahip olduğu Çinko bağımlı metalo betalaktamazları sayesinde doğal dirençliyken en basit antibiyotiklerden baktirime yani trimetoprime duyarlıdır şeklinde. Karbapeneme doğal dirençlidir bakterime ise duyarlıdır. Bu nedenle bir garip bakteri olarak isimlendireceğiz. Hadi toparlayalım bir kez daha. Non gram negatif basit. İlk bakacağım test gram negatif oldukları için oksidas. Oksidas pozitif olanlar da bacısı. 42 derecede ürüyorsa dayanıklıysa Pseudomonas narin ise 42 derecede üreme yoksa Burgolderia sepasya. Oksidaz negatiflere gelelim. Bir garip bakteri Stenotrophomonas maltofilia. Neden bir garip bakteri? Demire dirençli, leblebiye duyarlı, karbapenem'e doğal dirençli, bakterime duyarlı. Diğer oksidaz negatif, nonfermenter, gram negatif basilimde akinetobakter Adı üzere hareket negatiftir. Nonfermenter gram negatif basillerden negatiflerin bakterisidir. Dikkat. Fermentasyon negatif, gram negatif, oksidaz negatif, hareket negatif. Dördü bir yerde negatif. Akinetobakter tek kelime özet arkadaşlar. Peki diğer seçenekleri inceliyoruz. Gram negatif basildir, nonfermenter basildir. Kültürde lavanta yeşili şeklinde şekilde görüyoruz. Koloniler son derece tipiktir. Glukoz maltozu okside eder, fermente etmez. Lizin dekarboksilaz ve DNA'sı pozitiftir. Bunlar da diğer önemli özellikleri.